Meriç'im hoş geldin. Hoş bulduk Efe'cim. Aslında sen hoş geldin. Şimdi bizim birbirimize dönmemiz... Arkadaşlar hoş geldiniz. Tamam. Bige sen ne hoş ara geldiniz. Bu programı ele ben geçirdin kardeşim? Ben bu programı yeni başladım. Evet sunuyor gibi ya şu an. Sokrates'le işte iki konuk alıyorum her gün. Öyle gibi hayırlı uğurlu olsun. İlk defa Efe'yi görmeden bir program kaydetmek bugüne nasipmiş. Evet boynumuz benim... tutuldu bizim. gibi kuralım görünüyor bu. Olabilir. Ben katılınca sadece bana bakılsın istiyorum. Şimdi bunu hemen açıklamak istiyorum. Sencer bizim birbirimize dönmemizi yasakladı. Böyle büyük bir inanamıyorum ben. Gerçekten iki program sunu dedi ki birbirimize bakmaz yasak. Ve şöyle bakabiliyoruz. İnanılmaz. Sencer'in boyunduru altındayım şu an. Bak. Meriç'cim hoş geldin. Hoş bulduk Efe'ciğim. Meriç de... hoş geldin. Yani boynumuz tutuk gibi. Bu arada Meriç'cim hoş geldin dediğin anda ben bunu demeye şartlanmışım böyle. Pavlov'un iti gibiyim şu an. Herhangi bir an dediğinde. Kahveyle mi şey yapıyorlar peki seni? Eğitiyorlar. Yıllarca eğitmiş işte şartlandırmış. Ya kahve kokusu gelince. Kendi kendine oldu öyle bir şey. Ben nasıl çıktığını da hatırlamıyorum yani ben kesinlikle. Ama çıktı ve gidiyor şu an ve seviyorum da bakma, ben. Bakma. Eve yasak gibi. Hoş geldin Bilgeciğim. Bilgeciğim hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Efendim Sokrates Videocast YouTube kanalında Teras Noir'ın ilk konuğu Bige Önal. Çok mutluyuz geldiği ben için. Ben de çok mutluyum. Hoş geldin Bige. Çok heyecanlıyız. Hoş bulduk. Gerçekten heyecanlıyız. Hoş bulduk. Sadece fiziksel olarak biraz gerilim hissediyorum üçümüzün arasında. Hareket edemeyen. Aramızda hiçbir husumet olmamasına rağmen üçümüzün fiziksel olarak... Bir değil mi şeyiz? Bir deneyim yaşıyoruz diyelim. İnteraktif bir tiyatro oyunundaymışız gibi düşünün. Alışacağız. Bir performatif bir şeyin içindeyiz gibi düşünün. Neden bu gerilimi atmak için sana şöyle bir önerim olacak. Tabii ki. Bir kahve yapar mısın? Vallahi yaparım. Bir kahve yapam. Gözlerinden bellidir zaten. O kahveyi istediğini ben gördüm. Evet. Çünkü ben bu ofisin baristasıyım. Meriç'im yine sen beni o güzel şeyin sesinde önerir misin? Açıyorum. Evet Philips Latte Go'muzu açalım lütfen. Philips Latte Go'muzu açtım. Teşekkürler. Açıldı. Ay canım benim çok ya. Yakışıklı. Çok ya. Kendine çok iyi bakıyor. Benim gibi değil. Hiç eskimiyor. Hiç eskimiyor. Şimdi ısınıyor. Neyse ben bugün... Meriç, sen önce profilimi hatırlıyor musun kardeş? Mavi. Mavi profil. Evet. Ha bir de. Bu benim. Evet. Ben çok güzeldi ama yeni bir şey denemek istiyorum. Kafi. Çok ilginç bir seçim. Ana akım kahve çok içmek istiyorum. Büyük risk alıyorsun Efe. Ha? Bu kadar büyük riskler alma kardeşim. Baristayım falan dedin demin. Ya bir şeyler dedin. Ben bir şey havasını atıyorum sadece. O kendisi yapıyor yani. Tamam. Şimdi kahvemi koyayım bir dakika şöyle. Evet. Kafi yapıyorum bir tane bas kendim. Bas bakalım. Bastım. Evet. Bunları ayarların zaten yapılı senin. Profilinde ayarların yapılı. Aynen öyle. Evet. Her şeyim tamam. Bir sensin noksan. Evet geliyor. Brewing. Bunu izlemek de çok eğlenceli. Ya şurada susuyoruz ya üzerimizde çok bir iktidar kuruyor gibi. Evet. Ben evde de izliyorum hobi olarak. Siz bu programı üç kişi yapıyorsunuz. Gibi. Evet, evet aynen evet. O bir birey. Ona bir isim takalım. Evet ya ona bir isim bulabiliriz gerçekten. İleride bir dakika çok önemli bir durum var şu an. Sade değil mi bu? Sade evet kafe. Sade. Sütü koymaz yani. Hayır. Sade yap dedin. Sade yapıyor yani. Ne yapsın? Yok suçlamadım makineyi zaten. Lütfen. Sade diye. Son bir hareket. Ah, enjoy yazınca da alabiliyoruz. Evet. Aynen detay alırız konuşuyor ama. Konuşuyor da yani. Konuşuyor. İnteraktif. Meriç, buradaki her şey interaktif. Sen de ister misin bir kahve? Ben de bir kahve rica tabii edeceğim. Ki. Şimdi Meriç'ime de yapıyorum ben. Öncelikle bardağımı koyuyorum. Philips Latte Go'muzun şeyine. Evet. Benim profilimin rengini hatırlıyor musun? Sarı. Pembeydi. Pembeydi. Teşekkürler. Seni denedim şu an. Pembeydi. İnsan önce konuğuna yapar. Ben kızımız bu mu demiştim ama daha fazla üstlerine gitmeyeyim dedim. Şimdi benim programın başından sen demedin mi kardeşim ben o kadar kahve insanı değilim. Sütlü yaparsan olur süt demiştim. O zaman bir guest hesabını profilini aç bakayım. Guest profilimizi açıyor. Bak var. Biz senin için hazırlıyoruz. Hayır, biz hazırız. Yarımdan bırakma kızın kahvesini. Daha başlamadık ki. Başlamadık. Guest sana profil. Sana sütünü yapalım da biz. Sana. Sana bir sütünü verelim de sen bir süsün. Yeşile esayin ettim ya. Bir geceyim. Çocuk kahve istiyoruz. Bugün. Enjoy. Ben de ondan içeceğim. Bana da latte yapar mısınız? Aynen. Bugün biz çok uyumluyuz. Evet siz ya. Çok... Bir geceyim senden bu her şeyi ben kırmayayım diye bir tane onlardan senden rica edeceğim. Çok teşekkür ederim. Meriç'im açıyorum sarıyı. Ya ne sarısı pembe diyoruz kardeşim. Yine seni denedim pembe. Yemezler. Ne içiyorsun? Sen de latte istiyorsun. Latte istiyorum. Meriç Hanım'a da bir. Ya da ben latte macchiato istiyorum hadi bakalım. Meriç Hanım'a bir latte macchiato. Kastım. Meriç'in zaten hadi böyle şeyi. Olsun evet böyle olsun. Okay. Play'e bas. Play'e bas. Pardon ya. Evet. Hep buna basıyorum ben ya.
Geliyor. Bak seninki enjoy. Bormalıymış galiba aslında. Benimki mi? Benim yok. Evet, ben iyiyim ya. Ama yerde değişmek istersen. Yok, ben çok iyiyim. Arkadaşlar şu an Teras Duvar'ın baristaları olarak bu kahvelerimizi yudumlayalım. Yudumlayalım. Tekrar hoş geldin bir geçim. Hoş bulduk. Kaç kere hoş bulduk diyebiliyorum. İstediğin kadar diyebilirsin. Efe hoş geldin dediği kadar hoş bulduk diyebilirim. Ben çok seviyorum bu olayı. Ve gelişine de çok güzel bir konsept. Sana harika bir program hazırladık. Çok teşekkür ederim. Çok güzel muhabbet konuları üzerine fikir üretebileceğimiz. Evet, bugünün başlığı ölümcül kabus. Seni çok iyi konular hazırladık. Şöyle açıklayalım. değerli Sokrates ekibinin bizi hediye ettiği film noir kitabında. Film noir temalarını içeren bazı başlıklar var. Biz de oradan hem muhabbetimizi de bir çerçeveye oturtması açısından çeşitli başlıklar seçtik i̇şte ve... İşte diyorum size, film noir satıyan bu gelseydik keşke. Keşke söyleseydik, evet hakikaten bu kız çok istedi bunu. Evet. Programımız... Bir dahakine inşallah. İnşallah. Fatalistic Nightmare diye, yani aslında evet hani biraz da böyle insanı nasıl diyeyim felakete götüren mi denir? Yani o film noir karakterleriyle ilgili onları... O filmde yaptıkları hataları da birazcık belirten ve sonunda trajik bir şey. Bunu sana söyleyince sanki sana özel bunu yapmışız gibi geliyor da öyle değil. Tamam. Böyle bir temanın altından birazcık açıkçası toplumumuzun çok fazla kendini içinde bulduğu başarı, başarısızlık, bunlar nedir, biz nasıl bakıyoruz, nasıl yorumluyoruz gibi konularla ilgili böyle tatlı, hoş konular hazırladık seninle tartışmak için. Ne dersin? Neden olmasın derim. Meriç'ciğim sen ne dersin? Evet, ben de aynen öyle diyorum. Kumları şey hazırladık. Sadece ben Efe'nin ses tonu başka? Ve konuşma ritmi beni yani inanılmaz şaşırtıyor. Biz burada yapmaya başladığımızdan beri bunu böyle bir karaktere büründü böyle. Bir gecim. Değiştim. İşte ölümcül işte falan. İşte. Böyle konuşmaya başladı. O yüzden böyle konsantre olamıyorum. Anladım. Buyum ya, değiştim. Alışılacak buna. Yeni personam bu. Çok böyle başarı, ya ben öyle yorumladım. Bilmiyorum, Melih'in de var notları. Biraz böyle başarı ya da hiçlik gibi bir yere evrildi ya toplum. Yani gerçekten en geçer akçe bir insanın başarılı olması. Evet. Hepimiz başarılı insanlara daha çok saygı duyuyoruz. Onların sosyal çevremizde olmasını daha çok istiyoruz. Ve bir şekilde de çok takdir ediyoruz onları. Ama sen benim tanıdığım gerçekten buna çok kafayı takmayan bir oyuncu olmasına rağmen ki oyunculukla başarı aşırı, oyunculukla başarı artık çok iç içe kavramlar oldu. Maalesef. Sen bu şeyi nasıl yaşıyorsun, bu çılgınlığı? Hem üretip çalıştığın içinde bir yandan. Ya, o dengeyi nasıl kuruyorsun? Çok merak ediyorum. Aslında bu böyle benim hayatımın sorularından biri falandı. Ama bir 2-3 senedir bununla ilgili bir aydınlanma yaşadım ben. Şöyle bir şeye geldim. Yani sonuçta başarının arkadaşı hırs bence. Çok ciddi bir, hani hatta çok yakın bir arkadaşı. Ama... Onların ikisini ayırabildiğin noktada bir tık daha bence rahatlıyor insan. Yani ben şöyle düşünmeye başladım. Sonuçta hani bizim mesleğimizde, ikiniz de çok hakimsiniz. Biz set bitene kadar bir sorumluluğa sahibiz aslında. Sonra ne kadar izlendi, işte reytingi öyle miydi, böyle miydi, öyle miydi falan. Aslında oralara çok takılmamak gerektiğini idrak etmeye başladım. Yani ben işimi yaptım ve eğer içime sinecek kadar, hani altından kalktığıma inanacak kadar iyi yaptıysam aslında benim için orada konu bitmeli gibi bir noktaya geldim. Ha tabii ki sonrasında güzel gelişmeler olursa ödüldür bilmem nedir falan, bunlara sevinmeyeceğim. Hani burada kapattım konuyu gibi bir şey söylemiyorum ama odak o olunca bir aslında yine yani ödül dediğin şey de başka birinin fikri. Takdiri gibi. Ya o odağını oradan aslında kendine aldığın zaman o başarı ve hırs meselesi bence biraz çözülüyor ve böyle rahatlatıyor insanı. Ben 2-3 senedir biraz öyle hissetmeye başladım. Nasıl oldu bilmiyorum. Ya yaşla alakalı bir şey ya yaşadığın şeylerle alakalı bir şey. Yani o yüzden böyle hep kendime şunu söylüyorum, yani ben bu işi yaparken haz duydum mu, tatmin oldum mu tamamdır. Hani o kadar. Birinin ne düşündüğü ya da işte... Ne kadar izlendiği falan, bunlara takılmamaya çalışıyorum açıkçası. Ve takılmıyorum da galiba kendimden öyle oldu. Bence bu böyle hiçbir zaman lineer gitmiyor. Böyle hani şu an takılmıyorsun ama mesela yarın takılabilirsin. Şunu diyecektim, yani kolay bir şey değil onu zaten bence. Ya, bizim işimizde hiç değil bence değil. Zaten yani. Ama biliyor musun yine de gerçekten yani içten olarak öyle hissedersen, yani bunu böyle yapmam lazım değil ama hissediyorsan o zaman oluyor. Hani bunu böyle yapmalıyım, böyle düşünmeliyim deyince tabii ki içinde olmuyor. O fırtınalar devam ediyordur diye düşünüyorum.
Şöyle de bir şey var bence. Şu anda herhangi bir başarı... Hadi biz kendi işimizden bahsedelim. Bizim yaptığımız işle ilgili başarı kriteri o kadar muğlak ki... Evet. Aslında herkes başarılı. Evet. Dolayısıyla her... Yani kim başarılı gerçekten bunu bilemiyorsun. Yani bir şeyin çok izlenmesi mi onu başarılı, hı-hı, yapar? Bir şeyin çok nitelikli olması mı? Çok prestijli olması mı? Popüler yani olması mı? Bazen çok kalıcı popüler şeyler mı? Aslında çok kalıcı olmayabiliyor. Aynen, aynen. Ya da işte çok kalıcı şeyler hiç popüler olmuyor falan filan. Ve böyle öyle bir... Yani o durumda da şunu gözlemliyorum ben. O zaman yani hiçbir şey başarılı değil yani. Ya da her şey çok başarılı. Yani her şeyin çok başarılı olduğu bir dünyada bunun kriteri ne ki? Yani evet, sonu yok. En önemli şey o. Yani hani sonsuza kadar çok başarılı bir insan olmak için uğraşabilirsin. Bütün hayatını buna vakfedebilirsin. Ama fakat mümkün değil zaten senin dediğin gibi. Mümkün değil. Yani mesela bizim için ya bir şekilde kendi mesleğime dönüyorum sürekli. Bir iş yaparsın. O izlenmez. O başarısızlık mı? Birinci soru o. İşte senin demin söylediğin şeye göre eğer kendini iyi hissediyorsan başarısızlık değil, değil işte. Ama mesela evet, senin için belki de öyle değil ya da Ayşe için öyle değil, hı-hı, belki. Hani izlenmesi, izlenmemesi onu başarısız hissettirebilir. Hı-hı. Ama sonra bir sonraki işi mesela çok izlendi. O kendini başarılı hissedebilir ama mesela sen o işin içinde olup izlenmesi değil, karakteri çıkaramadığını düşünüp mutsuz olup başarısız hissedebilir. Yani o kadar perspektife göre değişen bir şey ki ve kişiye göre ve işe göre. Ve insanı sürekli takip eden bir hismiş, evet, bir şekilde. Yorucu çok bir şey. Hırslı olmasan bile bence bir işin sorumluluğunu alıyorsan ve sorumluluk sahibi biriysen böyle onu iyi yapmak istiyorsun. Evet. İşte ki bence üçümüz de çok götürüyor. O kanalda insanlarız. Evet yani evet. Şey ki çok enteresan geliyor abi şimdi biraz rakamla ilgili bir şey ya şu an artık. Evet şey. İşte özellikle çok YouTube'da saçma. Bir sayı rakam olması ya da Instagram'da falan. Şimdi orada fakat şöyle bir şey var mesela. 7 milyon takipçisi olan ya da videosu 40 milyon izlenen biri de kendini başarılı hissediyor bugünkü dünyada. Ama şöyle bir şey var böyle 42 kişinin izlediği de şey diyor. Ya benimkiler ama çok özel takipçiler. Yani şey nitelik mi nicelik mi ya, evet, evet, konusuna geliyor. Hani ona da hani nasıl diyeyim rakamsa bunun kriteri o zaman 40 milyon izlenenin zaten çok başarılı kendini addetmesi ve kazanmış olması lazım bunu ama yeni video çekmeye başlayan falan biri de diyor ki hayır abi işte ben çok daha kaliteli bir şey yapıyorum. O yüzden az izleniyorum. Ben o bir da... şey söyleyeyim şu an şimdi konuşurken aklıma şu geldi. Bence bu konu o kadar muğlak bir konu ki çok bunu önemli somutlaştırmaya çalışmışlar. Ödüllerle. Evet. Para işte şeyiyle ne bileyim meblağıyla evet, evet, yani. İşte ya da ne bileyim bilmiyorum başka ne var ödül. Biraz başarı, kafayı rahatlatmak için değil mi? Yani ne oldu biraz maddi, olsun. Evet bari belli olsun maddi biraz falan gibi bir şey herhalde. Aynen. En azından ne bileyim birileri motive olsun mu? Ya evet, da işte artık başarı dediğim budur. Biraz da mu yönetebilmek için belki. Öbür türlü hani şu an kesinlikle konuştuğumuz kadar muğlak bir şey olduğunu kabul tabii etsek. Tabii çok karışık bir şey olur. Sürüden ayrılanlar olur. Tabii. Yani abi ne haliniz varsa görün diyenler olur ama evet, sen her seferinde daha büyük bir havuç koyunca birinin önüne. Aynen öyle. Yani bak biraz daha çalışırsan daha da büyük bir başarı gelecek ama bir işte şey olabiliyor. Ama işte aslında iki taraflı bir şey. Hem motive eden bir şey ödül dediğin şey hem de başkalarını da yani sen ödül alırken aslında başka bir sürü insanı demotive de etmiş oluyorsun falan gibi. Evet. Ya bence var hakkaniyetli bir ödül sisteminde aslında hani şey yani atıyorum hepimiz bir şeye aday olduk ve çok gerçekten ideal bir dünyada yaşıyoruz ve atıyorum işte sen kazandın ödülü. Yani ben kötü hissetmem öyle bir durumda böyle ama gerçekten biraz böyle İşte ama seninle alakalı. Yine seninle alakalı bir şey. Senin neleri nasıl hallettiğinle ama evet alakalı. Yine ideal bir dünyada evet, diyorum mesela. Evet. Onun da şeyi evet, yok yani. Bilmiyorum. Çok özür dilerim. Gol dergisinin editörleri. Yine değişti ya. Carlos Garganes ve Evan McDonald bir araştırma yapmışlar. Dünyanın en kötü futbol takımını belirlemişler. En başarısız. Bir de onlar biliyor musun var belki? Değil mi? Söylüyorum. Yani bu Gol dergisinin yani bizce bu demişler yani. Carpet Masters adı. Halı ustaları. Yani şöyle 10 maç yapmışlar. 10 yenilgi almışlar. Yalnızca 2 gol atıp 65 gol yemişler. Ve çok da ısrar etmemişler. Yani 10 maça çıkıp şunu demişler. Biz yapamayacağız. Yani bu bir başarıdır bence. Ha, şimdi onu soracağım. Bence de ya. Doğru şimdi, yerde bırakmaları sizce, denemişler yani. Evet. Sizce sebatin nerede suyu çıkıyor? Yani sebat sizce nerede artık kör bir ısrara dönüşür? Yani çünkü şu da çok söylenen çok bir naratif ya. Soru. Pes etme abi. Rüyalarının peşinden git. Ya şimdi onu nerede acaba hani abi galiba olmuyor. Şimdi ben buna defalarca düşmüş biri olarak. Bence çok zor bu ya. Yani evet, defalarca
tamam yok olmuyor falan gibi bir yerden geçiyorum ve mesela şimdi verdiğim en büyük tavsiyelerden biri bu oluyor. Eğer gerçekten istiyorsan bırakma abi. Hı-hı. Çünkü dediğin gibi yani yine senin yani perspektifinde başarı. Sen ne olunca başarılı hissedeceksin ve ne olunca ama olmuyor. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi şöyle bir durum da var. Herhalde. Şimdi ben gitar çalıyorum, tamam mı? Bir barda da çıkıyorum, kimse gelmiyor. Tamam. Sonra patron geliyor ki abi çok kötü çalıyorsun ya, öyle böyle değil, tamam mı? Hı. İğrenç gidiyor her şey, böyle kötüyüm yani. İnsan da gelmiyor, albüm de yok. Ya bunu ne kadar süre yapabilirsin ama ki Efe, yani? O zaman zaten gitarı iyi zaten çalmıyorsun demektir. Demektir ki gitarı gidip... Bırakman lazım. Hayır, yani ya kendini daha çok eğitmen lazım demektir o. Birazcık ağlayarak günlüğüne yazman gerekiyor demektir. Yani bence evet. Bu biraz içgörüyle alakalı. Bunun evet, ısrarın işte çok fazlası da birazcık bir minik psikopatlık gibi. Yani kendinin evet de farkında olmak önemli bir şey. Şimdi olmadığın evet bir şey de varmış gibi düşünürsen tabii ki başarısız olursun zaten. Hı-hı. Çünkü mesela iyi gitar çalıyorum zannedip yani kötü gitar çalıyorsan zaten olmaz. Zaten gitar çalınmasıyla ilgili bir fikrin yok demektir gibi senin yani. Peki insan sizce ne zaman başarısız bir sevgili olur? Of. Ya da böyle bir şey mümkün mü? Evet. Mümkün. Özlediğimiz bir sese bağlanmak istiyoruz. Buyurun. Evet. Başarısız bir sevgili nasıl olunur? Olunur mu? Olunmaz mı? Soru tam böyle değildi ama biraz kafam karıştı arada. Kutudaki sese bağlanmak istiyorum çünkü sesini hiç duymadım bugün. Yani bir kere duydum, bir azarladı sana kahve vermedik diye. Bunu kutu neden bana soruyorsunuz? Istiyordu. Ona da bir kahve yapalım bence bu arada Efoş. Tabii ki yapacağız. Önce cevaplarınızı duyalım bakalım hanımefendi. Başarısız bir sevgili olmak konusunda hiçbir şey bilmiyorum ben. Wow. Gerisini siz düşünün. Peki bu başarılı olma hissi nereden geliyor? İlişkide mi? Hayır. Ha, seste. Seste. Yani sen kendini yani başarılı sen mı görüyorsun? Yani sen başarılı olduğunu nereden biliyorsun? Hı-hı. Yani görünmediğim için genel olarak yani insana ister istemez inanılmaz bir özgüven veriyor bu. Ya yani bence başarılı olmak bir ya yani özgüvenle de biraz bağdaşan bir şey ya. Aa. Ben o kısmı atladım tabii doğru. Ben şöyle bir şey, ilişkide paradoksal bir şekilde bence sürekli olarak İlişkinin starı olmaya çalıştıkça bence başarısızlaşıyorsun. Net. İlişkinin bak bir şey söyleyeyim mi? Altına 8 imza falan atarım şu cümlenin. Yani, bu bir statement'tir. Evet. Bunu kullan hayatında. Aynen. Yani şu ve aslında. Bunun bir erkekten gelmesi de ayrıca hoşuma gitti. Yani, sosyal okazyonlarla sınandığında bir ilişki. Hı hı. Şöyle bir şey oluyor. Oradaki o dinamik. Yani evde iki kişiyken mesela zaten iki kişisin yani. Ve ayarlıyorsun aslında onu. Fakat sosyal bir ortamda bütün şeylerin ortaya çıkıyor ya, yani o ilişkinin defoları, senin kendi kişisel aslında içinde yaşadığın bazı açmazlar. Ve mesela çok şey olur çiftlerde, birlikteyken iyilerdir, sosyal ortamda çok çabuk kavga ederler. Hmm. Ve orada bir paylaşım sorunu oluyor çünkü. Yani çünkü orada birisi öne çıkacak abi. Yani birinin öne çıkması gerekiyor i̇şte bazen. Ona izin vermek bence başarılı sevgililik. Bravo mesela. Ben de böyle düşünüyorum. Orada bir denge kurmak bence daha aynen işte normal. Hayır geliyor. Şöyle sağlıklı olan dengeli olması ama baktın ki spotlight hep oradaysa buna izin veriyorsan sen bir fedakar ve başarılı bir sevgilisin diyor bence. Buna canı gönülden yani bunu bir fedakarlık olarak da görmeyip belki hani olayların evet akışında farkında bunu böyle yani yaşıyorsan. Hı-hı. Ama tabii bence bu o starlık yapan partnerin de tavrıyla alakalı da bir şey yani. Bu sefer atıyorum ya bu sabah gaslighting ile ilgili bir şey okudum da. Bu ara çok okuyorum. Yılın bu kelimesi. Yılın kelimesiymiş. Saçını düzeltmen lazım. Ne var? İnanılmaz da böyle bir konuk olabilir mi ya? Bir durun. Ama çünkü sonra harika kendine bakıp ona üzülecek. Oldu mu? Evet oldu. Oldu. Hayır, teşekkür ederim. Çok özür dilerim. Hayır, teşekkür ederim. Değil misin? Pardon, buyurun. Ne diyordum? Gaslighting ile ilgili bir şey okudum sabah. Arkadaşlar böyle bayağı İnanılmaz. Modere eden bir nokta geldim. Tek başıma oturuyorum diye mi oldu? Ay şu kadın Allah şuradan beni o tarafa oturdun çabuk. Evet. Evet gaslighting çok özür dilerim. Ay dikkatim dağıldı. Neyse ya işte gaslighting. Hayır söyle. Bunu diyecektik. Gaslighting. Bu konuya çok ilgileniyorum. Bu yılın kelimesi gaslighting olmuş. Buna ilişkin yazıyı okuyunca da böyle gerçekten böyle iliklerime kadar ürperdim çünkü yani o gaslighting'e maruz kalmak yani gerçekten iğrenç bir şey ve bunu hatırladım yani 20'li yaşlarımdan. Hmm.
Ve böyle şey oldum yani. Ay dedim yani bunun şu anda bu kadar konuşuluyor olması ve bunun yani bir kavramsal olarak ortaya konmuş olması ve insanların bunu öğreniyor olması ve bunun aslında sağlıksız bir şey olduğunu biliniyor olması artık harika bir şey. Çünkü benim 20'li yaşlarım bu yüzden çöpe gitti. Tabii tabii. Bizde öyle şey yok. Ben de onu diyorum sonra. İyi 20'li yaşların gitmiş. Ha, doğru de... öğrendik sonra. Sonra terapi süreçleri başladı. Bizde böyle şey yok. Ben anlamıyorum biz bence. Ayakta kalmaya çalışıyorduk. Hani ya bizim jenerasyonumuz aslında çok bilmez ama şimdi sana sayacağım ve sen biliyorsun zaten devamını. Umarım biliyorumdur. Bir Simoviç, iki İsmail, üç Semih, dört Cüneyt, beş Erhan. Şimdi sen bir futbolcu kızısın. Evet. Erhan Önal'ın. Futbolcu kızıyım ben. Şöyle bir şey, ben biraz konuşmuştuk yani. Sen rekabet etmeyen hani ve bunu çözmüş bir oyuncusun. Ben öyle arkadaşımsın, öyle tanıyorum. Biz bunu zaten çok konuşuyoruz. Ben şöyle bir kafamda şöyle bir şey düşündüm. Acaba sen, yani sonuçta spor hayatında vardı senin. Tabii. Ve gerçek rekabeti çok net gördüğün ve ne olduğunu gerçekten birileriyle rekabet etmenin çok uzun süreler boyunca deneyimlediğin için belki de o fake rekabete hiç girmiyorsun. Çünkü nasıl bir şey olduğunu biliyorsun sanki bunun. Terapistime bunu hemen biliyorsun söyleyeceğim. Şaşıracaktır. Yani İlginç bu, bir tespit. Evet, güzel bir tespit bence. Rica ederim. Tam tersine de çalışabilirdi çünkü belki. Şöyle. Nasıl bir şey? Yani rekabet nerede? Sen nasıl deneyimledin onu? Ben rekabet severim. Yani çünkü çocukluğumdan beri spor yapıyordum sakatlanana kadar. Mesela Ferdi yaptığım sporlarda daha az zevk alıyorum her zaman. Yani tabii ki orada da bir rekabet oluyor ama süreçte rekabet olmuyor. Mesela ben koşuyordum. Ya oluyor ama şöyle söyleyeyim. Mesela bir yarışa katıldım. Ben İstanbul işte şampiyonası gibi bir şeydi. Kendi turumun birincisi geldim. Ama yarışın ikincisi çıktım. Ve ben bunu bilmiyordum ve dediler ki saniye farkıyla. Çünkü bizim gibi yani bir beş tur galiba yarış yapılıyor. Birincilerin saniyeleri alınıyor. Ondan sonra skorlar çıkıyor. Ben dedim ki keşke bana da söyleseydiniz. Çünkü ben zaten geçtim diye biraz yavaş bitirmiştim mesela o yarışı. Ve ikinci oldum. Gerçekten birinciyim çok rekabetçiymiş abi. Kızardı şu an. Ben tam... O kadar üzülmüştüm ki Efe. Düşünsene İstanbul birincisi zannediyorsun ya. Ve ikincisi çıkıyorsun bir anda falan. Korkunç bu arada gerçekten ama bu yarışta böyle yarışıldığının bilgisi nasıl sende yok? Belki ondan bilmiyorum ya da ben mi dinlemedim artık falan. Neyse. Sen o yarışı bence birinci bitirince falan diyorsun. Bence de. Ama yok şöyle, sporda hala çok seviyorum rekabet. Ya işte de bence sonuçta buna kafamı kanalize etmiyorum ama bir noktada istemsiz bir şekilde bir rekabetin içindeyiz hepimiz yani. Hani üstümüze üstümüze hatta onu yığmaya çalışıyorlar. Biz böyle hayır bir dakika falan oluyoruz. Yani bu da hani herkes yapamıyor galiba bunu ya da yapmak istemeyebilirler. Ama bana iyi gelmiyor rekabet. Bence bu biraz yaşla da alakalı demin dediğim gibi. Ama söylediğin şey çok mantıklı geldi bana. Bunu düşüneceğim. Olabilir. Babam da çünkü inanılmaz rekabet severdi. Yani ben çocukken bile kutu oyunlarında bile yenilmezdi bana. Ama öyle oluyor sporcular çok enteresan. Evet. Küçük. Var ya... Ay benim annem de ya. Yani pişti oynuyoruz be kardeşim. Evet. Kartları niye ayarlıyorsun çocukla pişti oynarken? Ya risk oynuyoruz. Arkadaşlarım var benim yaşımda. Mesela beş çocuk ve babam. Perişan ediyor. Ve risk bir anda simsiyah oluyor babamın şey piyonlarıyla, anladın mı? Hani neden? Çok iyi anladım. Ya ona sen yazı tura oynayalım dediğinde de o. Tabii o çünkü tabii. Mindset'i öyle tabii, kurmuş öyle, oluyor öyle. Yani. Kafa öyle çalışıyordu yani. Hemen dibine spor özel bölümümüzü bağlayalım mı? Lütfen. Bu muhabbeti ne dersiniz? Bağlayalım. Bir gecim her hafta Sokrates ekibinden biri bize bir soru soruyor, bir spor sorusu. Rezalet. Biz de bilmeye çalışacağız. Geçen hafta çok bu, büyük bir rezalet yaşandı. Bu yeni başlayanlar için spor. Adı yeni başlayanlar için spor. Da olabilir. Olmaya da bilir. Son derece genel bilgilerimiz. Geçen hafta Meriç kazandı. Çünkü 6 tane tahmin yaptı ve bir tanesi çünkü tuttu. Çünkü daha format tam oturmamıştı. Bu da bahanesi gerçekten. Birbirinize bakmayın da siz yine de. Ne oluyor? Kutudaki ses. Bakamıyoruz ki hayatım zaten. İstesek de bakamıyoruz. Soruyu alabilir miyiz senden ricamız? Ne geliyor? Hiçbir yere bakamıyor bak. Oo. Böyle. Her yer akışkan içerik. Biz bulduk. Güzel. Her an her şey olabilir. Şuradan falan. Bu formatla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Devam ediyor. Sürmektedir. Şimdi. Çünkü
Ay bir şey söyleyecektim bak bunu da unuttum. İnanılmaz bir soru. Unutma, inanılmaz söyle. Bir soru. Mahvolduk şu an. Hadi sor sor geldik artık. Duyalım. Buyurun. Michael Jordan NBA kariyeri boyunca kaç sayı atmıştır? Toplam. Toplam. Bunu imkan yok ben bilemeyiz. Ben bunun konuşulduğunu hatırlıyorum ya. Yani yaklaşsak... konuşulmuştur canım. Bu şey belgesel çıkmıştı ya. Konuşulmama ihtimali var mı bunun? Last Dance. Aynen. Keşke o dönem sorsaydınız. Beyefendi kim sordu bu soruyu ya? Soruyu ha sesini duyacağız. Yaklaşsak yeter ama bence büyük rezillik çıkacak yani şu an. Yani benim şu an aklımda bir sayı belirdi. Ve söyle yani. Ve muhtemelen komik yani. İşte hani öyle olacak rezillik hani ben çıkacak. Ben böyle yüzlü bir şey söyleyeceğim ve 1000 falan çıkacak. Kaç mesela sence? Bir dakika. Yüzlü değil. Biraz düşün abi. Sakin ol. Bir kahve daha yapalım bu esnada. Bravo. Evet. Harikasın. Herkes bir sakin olsun. Ben heyecanlandım. Bu soru beni heyecanlandırdı. Bakın. Bir şey bildiğimden değil. Yanlış anlamayın. Space Jam. Ben Michael Jordan'ı çok seviyorum. Space Jam sayıklamaya başladı konuğumuz. Michael Jordan aklına gelen her şeyi söylüyor. Açıyorum Philips Latte'yi. Bir anda böyle saymaya başlasam mı? Bu soru bana... Bir anda böyle aşırı doğru cevabı versen ya. Böyle sayısına kadar ama. O kadar korkarım şu an. Keşke ve... bir... Zaten biz gideriz sen tek başına yani yapmaya işte devam edersin programı. Sen tek başına başka bir program yaparsın. Zaten yapıyor gibi olan demin. Biz maalesef çıkarız, özür diliyorum tekrar. Biz çıkarız sen hani böyle çeşitli spor tahminleri yaptın. Hazır benim profilimdeyken basma ona. Tamam. Bana bir düz bir kahve ver bakalım. Bu kahve bu düz zor bir soru. O düz yüzden zor bir soru ya ben düz bir kahve istiyorum. Kafi. Ama önce bardak koyman lazım. Şu konuğumuz diyeceğim ama konuğumuzdan rica ediyoruz Meriç'ime. O bardak o kahve için biraz büyük ama olsun. Ne istiyorsun sen? Öbürleri de küçük kalabilir, bilemedim. Ya, düz kafi ya, yapıyorum. Yap bakalım. Ben bir de basket, abi dur bu basket keşke bu programı. Ben basket çok izlerim, çok ben da iyi çok bilirim. Ama enjoy, hiçbir buyurun. Fikrim yok. Arkadaşlar. Bigeciğim, öncelikle sana şunu söyleyeyim, bu konuda bir fikrin olmaması çok normal. Çünkü bu fikri olunacak bir konu değil, bu bir bilgi. Bunu ya biliyorsun ya bilmiyorsun. O yüzden evet. Bilmediğimiz kesin zaten. Ben şu an kendim... sadece rezil olmayacak kadar doğru yere sallamak. Hani orada zekamız ortaya çıkacak en azından. Ben şöyle söyleyeyim sana. Geçen bölümde Premier 2021-2022 Premier Lig'de toplam kaç gol atılmıştır sorusuna ben 83 cevabını verdim. 83 dedi. Yok yani. Başta. Futbola daha hakimim. İlk başta 83 dedim. Sonra bir durdum. Oo dedim bir dakika. Bu çok yanlış bir cevap. Hayır tabii. Ben de kendine bir double espresso yapıyorum kendi profilimi açıp. Neredeydi ha? Şöyle efendim. Ya da normal espresso yapıyorum. Normal espresso yapıyorum. Bu soruyla ilgili bir şey soracağım. Kaç sayı derken şey olarak sayıyoruz değil mi? Böyle hani sonuçta bir big basket attığında ya 2 oluyor ya 3 oluyor. Ona göre hesaplıyoruz değil mi? Ya kaç adet basket atmıştır diye. Değil sayı olarak. Tamam. Bakın nasıl da hesaplıyorum arkadaşlar. Yani bir maçta 67. Arkadaşlar kahvelerimiz yapıldı. Ya bir maçta bu adam en az... En az yani herhalde 100 sayı atıyordur. Aşkım olur mu öyle bir şey? Olamaz. Öyle bir şey maç olabilir zaten mi? 80-90 sayı. Yani 80-90'larda bitiyor zaten genelde. Hayır bir de bunun sakatlığı var, formsuz olduğu maçlar var. Bir de bütün sayıları mı o attı? Arkadaşlar aynen. Bir şey soracağım. 100 sayı deyince niye bu kadar bir tepki aldım hayır, ben ya? Atamaz her, mı? Her hayır, maç son... 100 sayı atıyor diyorsun. Hayır aşağı yukarı bir maçta 100 sayı atıyordur ama dedim. O zaman işte bütün sayıları... O zaman 60 sayı atıyor aynen, diyelim. Öyle bir şey olabilir. Öyle bir şeye denk düşüyor olabilir çok hakikaten. Çok fark etti. Hani birileri daha atmış olması lazım çünkü anladın mı? Tek başına bütün sayıları kendi atamaz. Bazen tek başına sırtlandı o takımı. Jordan. Bir şey söyleyeceğim. Bir yani rakam söylemek zorundayız. Hadi sen başla o zaman. Kaç maça çıkmıştı? 2100 sayı. Atmıştır diyecektim. Yok kesinlikle bir şey demiyorum hayır, bu arada. Hayır dedin artık dedin. Hayır. Ben nasıl? Formatı hayır, belirliyorum. 4000 sayı atmıştır tamam, diyorum. 4000. 4000 dedi. Kemiksiz 4000. Ben atayım. Atayım mı? At. Ben şu diyorum ki bu adam kariyeri boyunca... ...bayınca... 500 maça çıkmış olsa. 15000. 4000, 15000. Bir dakika şu an hesaplarımın... Tamamen mahvettiniz.
yani eşit derecede ama sen söyledin daha demin 160 olamaz, daha az 60. İşte ben şu an kendi kafamdan şunu hesaplıyorum. Ortalama 60 sayı atsa bir maçta, kariyeri boyunca da kaç maça çıkmıştır falan düşünüyordum. Şu an onları çarpacak. Çok maç, çok maç. Sen olur. Salla git. Olmaz. Gir tamam. Yani. Aranıza bir yere atıyorum evet. O zaman. 8 bin diyorum. 8 bin. Tamam ben salladım. Ay heyecanlandım. Evet, benim buyurun. Hazır mısınız? Cevabı geliyor. Hazır mısınız? 2-3 bin de az be. Kariyeri boyunca. Evet. Geliyor. Buyurun. Evet. Caner Eler'in sorusuydu bu. Buyurun. Michael Jordan tüm NBA kariyeri boyunca 32.292 sayı atmıştır. Ya vallahi İnanılmaz. Billahi 30 bin diyecektim. Sonra böyle rezil olurum diye 15 bine çektim ama zorlayarak. Ama 32 bin. Ben 10 bini falan geçmiş 32 olabileceğimi bin düşünmedim. Kaçtı şuraya yaz da kalsın yazalım. Notu ya. Kalem olan var mı? 32 yine Meriç kazandı 292. O zaman. Yine Meriç kazandı. Bence hiç yarışma. 32.292. Kral. Yani, ceza sorusuna gelebilir miyiz? Ceza sorusu bana, mu? Of. Evet. Ha, bana bunlar evet, söylerdin. Evet evet doğru. Formata bunu bu hafta eklemiştik. Yine hatırladım. Bilemeyenlere ceza sorusu mu? Bana tabii ki. Sadece bana ya. Sadece kutudaki sesin bileceği. En düşük ben şey yapayım. Bir gel Hanım'a soralım. Hayır bana sormayın. Arkadaşlar şu an her şey çok karıştı. Ben şu anda bu oyunu kazananı olarak formatla ilgili bir update etmek istiyorum. Abi herkese. Böyle bir şey olamaz. Kutudaki ses kaybeden kişiye bir soru soracak. O soruyu gerçekten sadece o biliyor. Ve bu kişi de bu soruyu cevaplamak zorunda kalacak. Bu oyunun cezası. Tamam. Keşke önceden söyleseydik bir gecim. Ama, ama ben kaybettim. Evet, efendim. Ben izleyeceğim şu an. Evet, buyurun. Ya bu böyle doğruluk mu cesaret mi gibi. Tabii. Hani öylesinden. Buyurun. Hadi bakalım. Efe. Evet. İkisinden birini seçmen gerekseydi. Evet. Yatakta mı başarısız olmak isterdin, sahnede mi? İnanılmaz bir soru. Çok kötü. Ne kadar başarısız? Yani çok mu başarısız? Çok başarısız tabii. Buna cevap vermek zorunda. Yani zorunda. Öyle böyle başarı hani. Çok zor soru ama. Çok başarısız. Bu soruyu kutudaki ses mi sordu? Peki evet. Bence müthiş bir soru bu arada. Bence... Tebrik etmek istiyorum seni. Çok teşekkür ederim. Yani... Olabilecek en zor soru falandı bence bu. Peki şimdi bir dakika alt sorularım var. Hani yatakta veya sayfa başarısız oluyorum bir kere. Error verdi. Bana bir şans daha mı veriyorlar inatla? Kim? Nasıl yani? Kutudaki ses. Şehir tiyatroları ve o dönemki partner. Haluk Bilginer. Ha, o yok, dönemki yok. Partnerim dendi. Bu çocuk becerir bu işi mi deniyor hani yani? Sen bir kere daha deneyelim. Başarısız biri olarak bilinmek istersin. Bilinmek. Sahnede başarısız of, çok, biri olarak. Çok kötü. Namın böyle yürüyecek. Ama yani mesela burada şöyle bir şey hani de oluyor. Sahnede başarısız olursa daha fazla insan bilecek bunu. Belli olmaz. Evet, onu da bilemem. Bir Instagram efendim. İfşasına bakar. Pislik. Bir gece çekirdek sohbetine bakar yani. Doğru abi insanları. Abi anlatıyor zaten. Anlatmıyor musun sahnede? Anlatıyorum canım tamam. Ama onun stand-up personası. Seni tanımlayan şey olacak bu yani. Tamam, Efe deyince evet. Akla şu gelecek. Yatakta çok kötüdür. Ya bir de suratını da söylemeyecekler. Böyle evet, bakıp evet. Arkasından koyacaklar. Ya da böyle bir kızla hoşlandığında ona böyle hani yürüdüğünde İlk giden bilgi bu oldu. Bu olacak. Ya abi çok tatlıdır ama çok kötüdür yani. Bir şey söyleyeceğim. Bu hayatını etkileyecek. Sahneye çıkmayabilirsin ama seksiz yaşayamazsın. Evet abi. Sahnede başarısız olayım. Ama kötü oyuncu dolu. Bir tane de ben olayım. Ne olacak ya? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Çok göreceli de bir şey diyeyim mi? Yatakta kötü olmak mı? Evet abi. Bence değil. Bence de değil. Hayır, belki kız hiçbir şey bilmiyor ve bilmiyor. Yani. Ha. Yani. Nereye kadar? Hani neyi kötü olduğunu bilmiyor anladın mı belki? Buna ayrı bölüm yapmamız doğru, lazım bu konuya. Gerçekten. Evet hiç mi bilmiyorsun? Üç tane. Sonuçta bir aynı tane canın var. Zaten... Yani seçenekler kısıtlı zaten yapabileceğin şey. Hani ne bileyim şey yapamıyorsun. Yani adam yatakta çifletelle oynamaya başladı falan. Hani o kadar geniş bir skala yok. Belli şeyler var onları yapabiliyorsun. Arkadaşlar bu harika soru için ben kutudaki sese teşekkür ben etmek teşekkür istiyorum. Ederim. Ne demek benim için bir zevkti. Of çok sağduyulu da bir cevap verdik. Of gerçekten ya inanılmaz notlarım vardı. Hiçbir notumdan bahsedemedim. Niye bahseder misin? Ama orası geçti. Zaten vakit geçiyor. Orası geçti. Akşama hayatım. Kadar buradayız. Aa şöyle bir soru yazmışız kenara. Ünlü bir insan olmak konusunda başarılı mısınız? Ben hiç değilim. Hatta bazen düşünüyorum yanlış mesleği yapıyorum karakterime göre diye. Onu ya. Taşımak gibi değil mi biraz hani onu iyi taşımak hem... Ünlü olmak konusunda başarılıyım nasıl denir ki? Bununla nasıl baş ettiğin?
Kısaca hemen şöyle bir şey gideceğim. Anket yapmıştık. Onun sonuçlarını biraz... Evet onu unuttuk anketimiz ya. Şu. Sizce başarısızlık ne renktir diye bir soru sorduk. İnanılmaz cevaplar var. En sevdiğimi okuyacağım. Onun gözlerinin rengi var. Babam çok üzerine düşünmüş bir cevap vermiş. Çok ince bir cevap vermiş. Söylemişim. Siyah demiş babam. Gerçekten inanılmaz incelikli bir cevap. Yani. Babacığım teşekkür ederim. Doğru bir cevap ya. Siyah. Abi ilk yani inanılmaz bir cevap değil mi ya? Siyah yazmış. Bir de ankete cevaplamış. Bana bir de mesaj dağıttı. Siyah dedim diye. Ya helal olsun. Gerçekten. Hani mutlaka bunu şey yapın. Bu söylensin. Söylensin. Çünkü siyahtır. Kışın Ankara'daki gökyüzünün rengi var. Çok beğendim bunu da. İçim biri kapandı. De bayağı şey yapmış böyle giydirmiş. Başarısızlığın bir rengi olmaz admin. Başarısızlık olsa bile gözdeki sis perdesi görmeye izin vermez. Aynen yani Turgut Uyar da bizi dinliyor diyebiliriz. dinleyicilerimiz arasında Turgut Uyar böyle bir cevap vermiş. Ama bence o sen yanlış vurguladın onu. Bir nasıl? Daha seksi oku bak onu bir kere. Başa içinde admin kelimesi bir geçen şey bir şey. Olsun olsun dene bak olacak. Sahnede başarısız ama yatakta başarılı gibi oku. Başarısızlığın bir rengi olmaz admin. Başarısızlık olsa bile gözdeki sis perdesi görmeye izin vermez. Ay çok acıklı. Biliyorum senin ama. Senin var mı favori? Mukus yeşili. Benimki de çok uzak değil. Senin? Böyle sarıyla kahve rengi arası bir şey. Hardal sarısı çok geldi. Öyle kahve mi? Kahve rengi de çok enteresan. Var. Aa kutudaki ses evet. Sen oku bakayım neler gelmiş. Gri var, kahve rengi var. Bunlar kazananlar. Hmm. Bir de sinirlenenler var. Evet, yani var. Şey böyle ünlemli kime neye göre? Kime neye göre? Sakin olun lütfen. Var. Sadece bir soruydu bu. kime neye göre başarısız ya? Evet aynen onu yazdım. Kime neye göre başarısız? Yakışmadı falan yazanlar var. Rengin başarısı mı olur falan deyip böyle. Ay biraz hayal gücü. Onlar şey rengin başarısı mı olur? Ben kim? Kim? Hangi? Başarısız kime göre? Başka? Ben uzatabilirim bu akşam. Bittin mi? Ya genel olarak çünkü çoğu cevap gri. Kahverengi, kahverengi. Ben de çok seviyorum gri. Demek arada bir renk gibi. Şimdi öyle arkadaşlar hayat siyah veya beyaz değildir. Gri yerlere de bakın lütfen. Böyle beyazın üzerindeki siyah nokta falan yazanlar da var. Şimdi. Biraz zorlama geldi bana ama yani bu da bir yorumdur. Ama felsefe yapmak istedim şöyle bir şeyler. Quiz time diyorum ya. Şimdi yırtacağını hatırla zannettim. Ki, şimdi arkadaşlar biz kendi aramızda şu ikileme çok düşüyoruz. O yüzden quiz time dediği şeyi açıklayayım ben önce. Evet. Şimdi biz haftanın önce sosyal medyada soracağımız sorusuna karar veriyoruz. Bir de bu bölüm içerisinde soracağımız sorulara karar veriyoruz. Tamam. Bu da bir anket gibi bir şey. Yes. Fakat küs ikisine küs de... Küs ama bunu yapmak zorundaymışsınız gibi gözüküyor. Birbirinize soruyu bakamıyorsunuz ya. Evet. Sanki sanki böyle kavga etmişsiniz. Böyle olmadı. Yani devam ediyoruz da hani. Falan gibi. Hiç olmadı. Yok, böyle olmadı. Saçmalama canım. Yok evet. Neyse yabancı değilsin bir gecim. Adını da derler seks. Sonra dedik ki. çok ayağıma oturdu kusura bakmayın. Çok ya oraya gidiyordu öyle bir şey o şarkı. Evet. Çok ikisine de anket dediğimiz için kafamız çok karıştı. Ve Efe şu dahiyane fikri ortaya attı. O zaman diğerine quiz diyelim. Babamın oğluyum ya. Siyah quiz. Netim. Bıçak gibi kararlar veririm. Ha? Ben de gri yok. Eylem adamıyım. Aynen. Şimdi bunların hiçbirine cevap vermek zorunda değiliz. Çünkü Meriç geçen hafta hiçbirine cevap vermedi. Cevapları yokmuş bende bu soruya. Ya nasıl demek o ya? Nasıl, koymamışlar doğarken. Şimdi, soracağız sana. Bir ben bir Meriç soracağız tamam mı? Ondan soracağıma ve şey. Şeyim geliyor mu? Neyi? Hayır. Ha, yok. Da, öyle şeyler daha, yok. Daha spot mu istiyorsun kafana? Bizi... Daha ne yapalım sana? Hayır sorgu ışığından bahsediyorum. Ay, çok sert i̇şte çıktım. Gereksiz bir sertlik gösterdim evet, az önce. Evet niye öyle bir şey yaptım anlamadım. Neyse. Soruyorum. Adını hatırlamadığın biriyle karşılaştığında bunu belli etmeme taktiğin var mı nedir? İnsiyaki. Nasıl yani? Kendiliğinden bir şekilde ne çıkıyorsa artık ismini söylemeden... Şimdi mesela Meriç'le tanım hatırla Meriç ama adının Meriç olduğunu hatırlamıyorsun evet. Ve bir anda sen de... ben sana inanamam. Bir geciğim nasılsın? Aynen. Ay ne kadar özledim seni ya. Falan neler diyor. Yapıyorsun bu aralar? Yani bence anlıyorlar. ama nezaketimden ve buna çabamdan ötürü kızmıyorlar bana ona. İsmini onu söylemen gereken bir durum oluşturmamaya mı çalışıyorsun? Kesinlikle. Okay. Senin taktiğin bu ya. İsmini söylemediğin yere kadar söylemiyorsun. Evet.
Ben yanımda annem varsa mesela çok rahat ediyorum. Çünkü biri varken daha kötü tanıştırmak zorundasın işte, çünkü. Annem burada hemen benim o ismi hatırlamadığımı bilip böyle şey yapıyor. Merhaba Belgin, ben siz. Böyle yapıyor. Aynen, güzel. Çok iyi. Evet işte Efe. Çok iyi taktik. Benim de bir taktiğim var. Evet. Nedir? Şey yapıyorum. Ya biz mesela Insta'dan takip ediyor muyduk birbirimizi? Neydi hesabın falan diyorum. Ama çok belli. İnce bir taktikmiş gerçekten. Ama hayır sen. Şöyle bir şey var. Yani bazen şey oluyor. Hani bir şey oluyor. Yani bir şekilde sosyal medyaya getiriyorum konuyu ve hani oradan ismini muhabbeti de uzatıyorsun yani. Aslında anne ya yanında birinin olması iyi. Çünkü ben de şunu fark ettim. Ben de şey yapıyorum. Yanımdakinin ismini tanıştırıyor. İlk onunkini söyleyip mesela işte ha, onu Efe, söylersen o kendi olmaz. Söylüyor evet, zaten. Ha, o oluyor. Zaman bilmediğin çok anlaşılır ama. Evet. İşte. Ya da şöyle yapabilirsin. Aa, bu arada ya ben sizi tanıştırmadım. Evet. İkisinin de ismini o da mesela anladı bunu. Seni hatırlamıyorum. Efe'yi de hatırlıyorum. Evet. Efe arkadaşım ama hani onu da kendi ismini söylemek mecburiyetinde bırakıyorum. Ama böyle şey yapıyorsun ondan da böyle fade out eden bir ses ha, yani. Fade out eden en sesi sık evet. Kullan. En sık kullandım. Evet. Evet buyurun. Begüm'le Bige arası sı bir şey. En Bige böyle oluyor genelde. Olurunu söylüyorsun yani. Evet. Ay sıcak bu sorular insanı terletiyor birazcık. Sevgilinin eski sevgilisiyle ilgili bir anın var mı? Berbat bir soru, çok sert bir soru. Hangi sevgilinin? Hangi eski sevgilisi? Ya istediğini birini seçebilirsin ya da bu soruya cevap vermeye de bilirsin. Var. Sonradan en yakın arkadaşlarımdan biri oldu. Böyle bayağı böyle şey başlayıp, duymamıştım. Gergin bir ilişki gibi başlayıp çok çok yakın arkadaşım oldu. Helal olsun. Evet. Bige, bu hafta yalan söyledin mi? En son ne zaman yalan söyledin? Yani bilmem. Mesela şeyler sayılıyor mu? Evden çıkmamıştım ama çıktım. Sayılır bence. Tamam, sayılır bu hafta canım. Bunu yapmışım. Ha bu arada ben bunu çok yapıyorum. Bu yalan sayılıyor muydu? Benim saymayalım. Lifestyle'ım bu benim. Evet bu bir yaşam tarzı. Ya çünkü abi, o kadar uzak oturuyorum ki bazen gerçekten ayarlanamıyorum ve çıkmadın mı daha falan diyorlar. Ay, çıktım yok. Çıktım. Ha, o çıktım falan. O ama bir dakika ciddi bir derecede tercih. Mesafe konusunda yalan söylüyor musun? Daha hani, doğrusu. Atıyorum gelmeni 2,5 saat hayır. Var 10 dakika var falan. Hayır ben öyle zaten bir yere maks 20 dakika geç kalırım. Okey. Hani hiç sevmem geç kalmayı. Ya çıktım diyorsam da hani köpeğin suyunu veriyorumdur da hazırımdır çıkacak. Sen de hiç geç kalan insan tipi yok sen merak etme biz sana inandık. Yalan da söylemiyorsundur sen. İşte bunlar. Yok yok sen, sende aynen. Yalan yok belli. Evet. Eyvallah. Evet Bigecim, en güvendiğin date numaran. Yani böyle bir numaran var mı? Mesela bir date'e çıktın. Aynen. Ve hani etkilemek şey, istiyorsun. Etkilemek için öyle yani bir şey yaparım ve zaten alır yürürüm. Sıklıkla çalışır dediğin ve güvendiğin. Böyle bir şey var mı? Olmayabilir. Kendim olmak bence. Aa, ben de öyle bir şey yani şöyle bence. Hani kendim olmak falan gibi bir felsefe yapmıyorum ama samimi ya eğer o insanın yanında çok gerilmezsem ve kendim olabilirsem o zaman zaten benim nasıl bir insan olduğumu anlarım. Eğer böyle heyecan yaparsam kendimi gösteremiyorum evet. O zaman anladım. O yüzden ama o herkesin başına geliyor evet, bence. Evet muhtemelen ama böyle hani samimi olduğun zaman bence zaten çalışıyor. Bağ kurmak kesinlikle güzel bir şey. Katılıyorum. Şimdi sonradan keseceğimiz bir şeyler söylemek istiyorum. Lütfen. Sen dünya güzeli bir kadınsın. Evet teşekkür ve sen 9-10 oralardasın. Sağ ol Efe. Bizim burası cam pazarı. Bizim burada kendin olmak diye bir şey yok. Efe'cim ben... Biz bazı taktikler, bak anlayanlar gülüyor şu an, oluşturmak zorundayız. Bizim ceplerimiz dolu. Sen bana kalırsa ben 5 falanım bu arada. Yani ama öyle gerçekten bak İbrahim'e gittiğimde de konu konuşulmuştu. Ve ben samimi bir şekilde yani bu yalan değil. Öyle hissediyorum i̇şte abi öyle yani. O ne seni daha da tatlı ya. Ve daha da seksi ve güzel yapıyor iyice rahatlıyorsun. Evet Bige date yani. Numaran bu galiba senin. Ben 5'im demek. Evet. Evet senin benim date mi? Numaran 5'im demek. Ama abi date'lerin bir şey söyleyeceğim ses. Kapıdaki date'ler ses. Date'ler bana kaç numarasını diye sormuyor. Yani, hayır ama abi. Ama sen sanki 5'miş gibi yapıyorsun demek ki. Belli senin ki. Gibi görünen biri 5'miş gibi davranınca. Abi ben 5'im yani şu an top atsan sokağa aylık oynarım ben seninle kapıda. Bak gitgide daha çekici oluyor farkında mısın? Bu net evet. Olarak bu. Ama evet. Hayır işte. Bizi aldın. Ha peki abi tamam. Sizde. Siz verin karar ben bir şey diyemeyeceğim. Kendimi evet. Savunamam bak şu an kadar. Ben de değil mi? Evet Efe soruyor. Çok sevgili Belgin ablanın sorusu. Annemin sorusu. 100 yıl sonra yaşayacak insanlara bir mesaj bırakacak olsan ne söylerdin? Bundan 100 yıl sonra bir insan okuyacak senin mesajını. Tek bir şey söylesen onlara. Yanlış zamanda yaşıyorsunuz. Oo.
Hayda. Bence biz de yanlış zamanlıyız. Bence ya inşallah yaşıyorsunuzdur öncelikle. Yani umarım bunu okuyorsunuz. Hastalanmadıysa dünya. Ya ben bence çok yanlış bir dönemde dünyaya gelmişim. Bak, buna inanıyorum. Bak, bugün bunu düşündüm. Lütfen sen anlat. Ben bunu düşündüm çünkü bir şey söylemek istiyorum. Ben bu yüzyılın insanı değilim. Buna kesinlikle karar verdim. Hangi artık 32 yaşımda. Hangi yüzyılın insanı olduğunu düşünüyorsun? En azından 19 falan. Hmm. En azından. Ama neredesin? Biliyorsunuz. İşte oralar var. Oralarda. Her yerde olabilirim ya. Önemli olan böyle o... Ya bence vakit geçtikçe, teknoloji yükseldikçe ve geliştikçe... ...ilişkiler böyle yüzeyselleşiyor. Yaşadığımız yaşam, bir doğadan çok kopuyoruz ve böyle sürekli bir hengamenin içinde kalmaya başlıyoruz. Ben böyle o kadar işte doğadan, işte... Hmm. Nostaljiden beslenen bir insanım ki o yüzden bunu söylüyorum. Hı hı. Yani teknolojinin olmadığı bir zamanda yaşamalıydım bence gibi düşünüyorum. His. Yani bu çok bireysel bir şey tabii ki. Elbette. Ama böyle bu konu aslında böyle sık sık konuşulan bir konu. Şöyle ki yani mesela Twitter'da falan da görüyorum. Ah be, bu yüzyıla denk geldik, hay Allah falan diyor insanlar. Sonra buna karşı görüşte şu. Ne var canım, işte 18. yüzyıl bilmem işte orta çağda yaşasaydın da işte Engizisyon'da kafam mı kesileydi, şu olaydı, bu da bu işte vebadan mı öleydin, şu an çok iyi bir dönem falan diyorlar buna karşılık olarak. Fakat aslında şöyle de bir şey var, hani tamam evet teknoloji çok iyi ilerledi, şu oldu, ama hiçbir şey değişmiyor aslında, biliyor musunuz? Hangi döneme koyarsan koy insanları. Tabii. Hep bir döngü halinde kötülükler, hastalıklar, savaşlar, bilmem neler falanlar. Her dönemde falanlar. Var. Bu dönemde de teknoloji var ama mesela bizim 20 yıl sonra iklim krizinden susuzluktan ölmeyeceğimizin de bir garantisi yok. Ya yani bu bence çok kişisel bir şey olmakla beraber bence bu bir döngü. Ve sen bu döngünün neresine denk gelirsen gel, o bir tanecik yaşamını sen bilge olarak zaten o şekilde yaşıyorsun. Evet. Belki işte 19. yüzyılda yaşasaydın yaşam süren biraz daha kısa olurdu ama belki daha mutlu olurdun. Aynen, ama öyle. İşte falan olurdu falan. Çok garip, enteresan bir ama konu. Ama her anlamıyla yani, ne bileyim, giyinişimize özensizliğimiz bile üzüyor beni mesela. O tabii nerede, anladın ne şekilde mı? Yaşadığınla evet, alakalı. Çok kişisel, duygusal bir yerden evet, bağ ben evet. Kurmuşsun. Ama tamamen lokal bir yerden cevap veriyorum yani. Evet, çok evet. Çok sübjektif. Güzel, değişik bir mesele bu bence. Bence de. Buyurun. Keşke gidip gelebilsek. Emin değilim ya. Belki de. Son zamanlarda en çok utandığın an nedir Bige? Biraz önce. Bana beşmişsin, beş diyorsun ama değil olduğunu biliyorsun dediğiniz an kızarmışımdır muhtemelen. Kızardım. Çok şükür. Ben inanılmaz kızarıyorum ya. Lisede o yüzden hep yakalanıyordum. Gerçekten. Herhalde kopya falan çekerken. Peki, kulaklarım bak, anında kıpkırmızı oluyor. Yanaklarım buradan böyle kızarıyor. Aynen böyle gidiyor. Ben de çok kızarıyorum bu arada. Ama utanınca kızarmıyorum. Hoşuna gidecek bir soru var gayet. Ne zaman? Ne zaman? Böyle burada şu an mesela kızarmışımdır muhtemelen. Sıcak sıcaktan. Bana sıcak gelmiyor. En işe yaramaz yeteneğin ne? Benim de burnum kızarır. En işe yaramaz yeteneğim. İyi araba kullanmam bence. Bunu ben de düşündüm. Geçen hafta cevap verememiştim. Ama bence işe yarar bir yetenek bu öncelikle. O yüzden bu soruda bence ben de araba kullanmak diye düşünmedim. Benimki park etmek. Ben çok iyi araba park ederim. Ama bu önemli bir şey ya. Bence de ya. İşte işe yarayan bir şey. Seninki de oyun oynamaktı. O da işe yarayan bir şey. Evet, o da işe yarayabilir. Bu soruda bir bunu düşünmem var. Gerekiyor. Bunu yetkililerle bir konuşacağız. Yok, güzel bir soru bence ama düşünmek gerekiyor. Bilemedim şu çok an. Çok iyi mesela. Vücut dili okurum falan. Ben de insanları çok iyi analiz ettiğimi zannediyordum 32 yaşıma kadar. Sonra şöyle olmadı o ortaya. Ben galiba emin değilim. Ama ben galiba bana yalan söylendiğinde anlıyorum. Ben de anlıyorum. Ama çok işe yarar bir yetenek. Bence de çok işe evet, yarar. Evet, zaten bu sorunun ya, bence cevabı. Bence bu sorunun cevabı şöyle bir şey. Ne bileyim, parmaklarımı çıtlatarak evet. İstiklal Marşı çalabiliyorum gibi. Ya da dilimi çiçek yapabilirim falan. Ha, evet öyle. O zaman dilimi çiçek yapabiliyorum. Benim biliyor musunuz? 01'den 34'e kadar plakaları tek nefeste sayabiliyorum. Kesinlikle çok işe yaramaz bir yetenek. Evet. Kesinlikle hiçbir şey yaramayan bir yetenek. Ama hiç mi düşünmeden? Ben düşünerek yapabilirim mesela. Yo, ezberim de ezberim. 5. sınıfta ezberledim. Neden? Ya çünkü şey Türkiye gibi, siyasi haritasında böyle yazıyordu onlar ve biz de her teneffüs bu oyunu oynuyorduk. Aa, ne güzel bir şey bu arada. Tek nefeste bunu kaça kadar sayabilirsin? Ben işte 34-35'e kadar sayabiliyordum. Hmm. O da evet. Kaldı. Ben de o zaman dilimi çiçek yapabilmeyi olarak, cevap olarak. Ay yazık be,
Fukushima'sı gibi oldu. Ama bak bu o kadar çok konuşuluyor ki artık işe yarar bir şey olmaya başladı bu dili çiçek yapma olayı. Öyle mi? Seni iyi görmedim kardeşim. Ve bana bunu yaptırttınız abi burada şu an. İnanılmıyorum. Ya bu böyle şey. İlk bu konular hep konuşuldu, hep açılan şey. Ben dilimi kürek yapabiliyorum işte. Ne bileyim. Ama onlar kolay işte. Onlar bilmiyorlar. Anladın mı? Mesela onlar en kolayları. Çiçek zor. Çiçek zor ama seninkinin upgrade'i de var. Şöyle yapıyor ya bazı. Derya yapabiliyor. Şöyle bir şey evet, yapıyor. Evet. Ama o böyle iki çizgi falan yapabiliyor. Ayırabiliyor. Yılan dili yapabiliyor. Ben bunu çok iyi hatırlıyorum. Aynı ilkokula gittiğimiz için muhtemelen o zaman çok yapıyordu. Olabilir. Herhalde. Hatırlıyorum ben bunu. Gerçekten şok edici bir görüntü. İnanılmaz. Yine çok pardon sırası. Bu arada bir şey söyleyeceğim ben. Meriç'in cevabı işe yarar ya. Hangisi? Bir zaman işine plaka yarar, bir yerde yarar. Plaka olayı. Bir yerde yarar. Şöyle ki mesela Karayolları Müdürlüğü'nde mesela herhangi bir plakayı görünce ha bu işte Rize falan diyemiyorum. Benim onu birden 35'e kadar saymak gibi. Şey abi. Çok gerek. O zaman kapattım. Hayır abi hiçbir işe yaramaz. Birebir tespit de edemiyor. Nasıl yani mesela sayabiliyor. 17'yi görüp söyleyemiyor musun neresi olduğunu? Yok. Söyleyemiyorum. Balıkesir mi? Evet. Nasıl diyorsun? Değil mi? Hadi bakalım. Çok... Bu sefer de biz soruyoruz. Bursa. Bursa 16. 16. Say baştan. Bulalım bence. Ya yapmayacağım. Neyse tamam. Kayıttan sonra yapacağım. Tamam. Çanakkale. Ha Çanakkale doğru. O kadar da gittiğim yer. Ya olacak iş mi? İşte hiçbir şey yaramaz bir yetenek. Evet, tamam evet. Tamam, kabullendim. Sormayacağım mı? Hayır gidiyorum. Yerlemeye başladı kendini. Gidiyorum ben de. Yeter artık. Sahip olmayı en az isteyeceğin süper güç nedir? Ya en çok uzun sorsaydık. Hayır, en az için. Bu mu ya benim gücüm? Diyeceğin gücüm. Ne? Bu mu ya benim? Bana bu ne ya? Diyeceksin evet. Hani böyle ne bileyim. Kulaklarından petrol çıkarmak falan gibi. Böyle saçma. Oha keşke olsa. Evet bu çok iyi bu arada. Şeyi izliyorum. Wednesday'i. Orada bir tane kız vardı. Sadece tırnaklarını çıkarabiliyor. Evet. Mesela o çok uzunsuz evet, çok... ve gereksiz bir o şey. O çok kurtlaşamamış bir kurt aynen. İnsan, birey. Mesela öyle bir şey kurt olsa. Birey saçma. Galiba. Ha? Evet güç ne bileyim. Birey, kurt insan. Ne bileyim. Minotaur. Yani böyle elinle bardak üretebilmek falan. Ay şu an en zor soruya geçtik ama. O yüzden Bilgeciğim ne oldu cevabını ver. Evet. Çünkü bu soru çok seni zoracak birazdan soracağımız soru. Çok detaylı bir soru. Şu mu seninki? Ne bileyim aklıma geldi. Daha önce güzel ama dün gece izledim diye olabilir. Yok, çok güzel bu arada. Wednesday'e ben bayıldım ya. Ve hemen bitti ve yeni sezonun hemen gelsin istiyorum. Yani bir date'de falan numara olarak birine ne yapabilirsin ki? Doğru hiçbir işe yaramaz. Bu arada şeyi gördünüz mü? Self defense 18. yüzyıldan böyle self defense eldivenleri çıkmış İngiltere'de. Böyle eldiven ucunda böyle gördüm. Pençe var. Gördüm. Bayıldım. Alalım sana. Hemen yapsınlar çıksın ortaya da alalım. Geliyoruz çok zor bir soru. Bu soru seni biraz zorlayacak. Hazır mısın? Hangi takım mısın? Of çok zormuş gerçekten. Biraz düşünebilir miyim bir vakit? En saçma insan ilk konuğumuz bunun evet, gerçekten. Evet Galatasaray. Zorlandım. Alenen. Alenen Galatasaray'la. Ve son sorumuz. Evet bu aralar en çok dinlediğin şarkı nedir? Adriano Celentano ve Mina var. Hı-hı. Onların Brivido Fellino diye bir şarkıları var. Onu dinliyorum deli gibi. Ya. Muhteşemmiş. Ama sürekli değiştiririm ben zaten. Hayır, böyle bu aralar takılırsın bu ya. Bu ara ona takıldım yine bir evet. Tamam. Benim mi? Evet sen de söyle. Ben bu aralar şu şarkıya inanılmaz takıldım. Mert Demir'le Mabel Matiz'in Antidepresan şarkı. Ya, benim yanımda dinledin ilk arabada. Yok ilk değildi o. Ve sonda yalan, değildi biliyor musun? Yalan söylemiş. Yalan söylemiş. Aa ne güzelmiş falan. Niye bir yalan söylemiş çok garip. Bak yalan söylemiş. Evet. Hayır ya ilk defa dinlemiyordum aynen. Ama dinleme sürecimi yani başlarıydı. Bir de bazen üçüncü dördüncü dinleyişte şarkıyı beğenmeye başlıyorsun ya. Yani ben evet. Çok oluyor. Evet. Her şarkıyı ilk dinleyişimde oh, çok olmuyor. İyi şarkıymış tabii, falan tabii. Demiyorum. Evet. Benim de yeni çıktı ve hemen aşık oldum. Evdeki saat fark etmeden müthiş bir şarkı. Dün çıktı. Gelirken full bunu dinledim. 8 kere dinledim. Ben de şimdi giderken full on dinledim. Ben de giderken ne dinleyeceğim biliyor musunuz? Evet. Ali Barokas'ın evet ya onu kalanını. Gördüm sen koydun sabah. Saadet Çalınmaz. Onu da çok merak ediyorum. Ben bugün onları çok bir güzel bir şarkıdır giderken. Zaten ama bakalım nasıl olmuş cover'ı da eminim çok güzel olmuştur. Daha bu ses tonuyla ne kadar konuşmaya devam edeyim. Şimdi de Feras Doğan ikinci bölümüne geçiyoruz. Biz aslında seni buraya sezonluk. Şimdi de hepimizin uzun kitaplar okudu. Şimdi bunu okuyacağım ben. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bu hafta bu kitabı okuyup haftaya gelip kitabı tartışıyoruz. Üzerimize buz atacaklar o sırada.
Biz böyle bir rahatlayacağız. Ondan sonra devam ediyoruz. 5 saatlik bir bölüm düşündük. Çok iyi. Sakıncası yoksa. Çok iyi. Arkadaşlarım ben gelebilirim her hafta bu arada. Yani bir saatlik şey benim için bu. Başımızın üstü keyif ve kahkaha krizleri. Çok teşekkür ederiz geldiğin için. Ben her zaman ederim. İçin bekleriz. Çok teşekkür ederiz. Seni bir konuk olarak ağırlamak bizim için çok keyifliydi. Aynen. Ben de çok keyif aldım. Şey, resmiyete mi döndük kapanırken? Yok, hayır hiç, ama çok teşekkürüz gerçekten. Biz bu programı kapatamıyorduk eskiden. Bakalım şimdi kapatabiliyor muymuşuz? Çok sıcak oldu. Zaten şöyle birazdan de bayılacaksın. Bayılarak kapatacağız. konuk olarak. Ama sıcağın şöyle bir güzelliği var, böyle saçmalamaya başlıyorsun ya noktada, anlıyorsun yani muhtemelen. Kafa gidiyor. Bende var mı eklemek istediğiniz bir şey, benden bu kadar? Benden de o kadar. Ağzınıza sağlık demek istiyorum. Teşekkür ederiz. Bay bay.